gelecekler. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Kendiniz yerinizde mi? Her şey yolunda mı? Çoğunuzun, bir kısmınızın keyfinin yerinde olduğunu biliyorum. Bir kısmınız artık çok bunaldınız. 2020 bitse diye o dualar ediyorsunuz. Evet, artık 2020'nin çok önemli bir virajına geliyoruz. Ondan dolayı bugün hep beraber çok değerli arkadaşlarımızla küçük bir açık oturum gibi bir canlı yayın yapmayı düşündük. Burada çok saygıdeğer eşim Zeynep Ceyhan. Merhaba herkese. Evet, akademimizde çok değerli başkanımız Esra Tübenci. Merhaba. Ve okulumuzun ay sınıflarının başkanı Ayşe Pari. Merhaba. Burada da Deniz Ali ve Cihangir de yanımızda. Manzarayı da şöyle bir gösterseniz ya arkadaşlar. Arkamızda bir değirmen var. Çok güzel, otantik bir yerdeyiz. Çok güzel bir yerdeyiz hep beraber. Şu an Esra tam neredeyiz? Aslında burada hem çalışıyoruz, hem tatil yapıyoruz, ödeşleri planlıyoruz, gökyüzüne bakıyoruz. Neredeyiz, ne yapıyoruz biz şu an? Yarımadanın tam ortasındayız, Bodrum Yarımadası'nın. Güneyden kuzeye geçişin olduğu yerde, değirmenlerden de anlaşılabileceği gibi tepedeyiz. Yarımadanın en yüksek yerlerinde, Ege'de olduğu gibi yer değirmenleri var. Benim binlerce defa geçtiğim bir nokta, güneyden kuzeye geçiş. Ama her seferinde hayran oldum. Gerçekten yarımadayı hissettiren bir noktadayız. Daha kanatlarını açıp uçası geliyorum sonun aşağıya. Öyle güzel bir yerdeyiz. Çalışmak için çok huzurlu. Evet, çalışmak için çok huzurlu bir yerdeyiz. Evet, Mars Plüton karesi için çok huzurlu. Evet, onu geçirmek için. Mars Plüton karesini geçirmek için çok huzurlu. Evet arkadaşlar, açık oturumumuzu açıyoruz. Başımıza ne gelecek? Çok değerli Zeyno, ne dersin? Şu anda gökyüzünde Mars Plüton karesi kesinleşti. Bu işin enerji gönderirim, ahı vahı ıvırı zıvırı yok. Bu matematik, mitoloji ve matematiğin birleşiminden astroloji ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz. Matematik ve mitolojinin birleşiminden astroloji çıkıyor. Bu iş bir realite ve bu realitede çok zor bir virajın içine girmeye yeniden başladık. Zaten o yeni ayla beraber başlamamış mıydık? Ya dolunayla beraber başlamamış mıydık? Ay başında oluşan dolunayla Sayın Zeynep Hoca'nızın da videolarda söylediği gibi çok sert bir döneme girmiştik. Bu dönem çok sıkıntılıydı. Şu an piyasalarda çok büyük sarsıntılar var. Ege hızla karışıyor. Yunan filosu ile Türk filosu karşı karşıya geldi. Fransızlar Yunanlıları desteklemeye başladı. Ve Mars Pluto kendisini hızla göstermeye başladı. 9 Eylül'den itibaren bu Mars retrosu aktifleşiyor. Ekim'de de aslında vurmaya başlıyor çok sert bir şekilde. Şu an itibariyle böyle bir dönemdeyiz. Ne zaman göksel sembolizm düzelecek? Tabii arada 30 Kasım ve 14 Aralık Ay ve Güneş tutulmaları. Ondan sonra 16 Aralık ve 26 Aralık Jüpiter ve Satürn sabit kranları. 15 Ocak'tan sonra biraz bir rahatlama eğilimine giriyoruz. Ama burada tabii ki Mars'ın Koç burcundaki ateş, hastalık, Covid gibi problemleri arttırdığını da unutmayalım. Ne dersin Zeyno? Evet, zaten çok güzel anlattın Mars Pluto karesini. Mars Pluto karesi gerginlik, çatışma, güç savaşları. Bu dünyada da bu şekilde ilerleyecektir. Yani ülkeler arası, yöneticiler arası, liderler arası bilhassa çatışmalar. Bireysel hayatlarımızda, bireysel haritalarımızda güç savaşları. Bunlar çok fazla etken olacaktır. Bir şeyin yolumuzu tıkıyor gibi hissedebiliriz. Hareket enerjimizi kısıtlıyor gibi hissedebiliriz. Yaşam enerjimizi baskılıyor gibi hissedebiliriz. Çoğunlukla da terazi burçları, oğlak burçları, yengeç burçları, koç burçları bilhassa bu konuda daha fazla etkileniyorlar. Bu arada bugün 13 Ağustos, önümüzdeki 15-16 Ağustos günlerine de bilhassa dikkat diyorum. Çünkü 15-16 Ağustos'ta Güneş Yengeç Burcu'nda ve tam bunlara kare pozisyonda. Önemli işlerinizi o güne bırakmamaya özen gösterelim. Lilith'in Mars'la bir kavuşumu var. Lilith'in mitolojisini de incelerseniz her zaman astrolojik kökenini mitolojiden alır. Lilith bize biraz daha dişiliğin karanlık yönünü sembolize eder.
Dolayısıyla da etrafımızdaki kadınlara da bu dönemde dikkat edelim. İyi niyeti, kötü niyeti birbirinden ayırmanın zor olduğu günlerdeyiz. Bu nedenle güvendiğimiz limanlardan ayrılmayalım diyorum ve güvenli sularda dolaşalım diyorum. Yoksa tuzağa düşme olasılığımız da çok fazla. Ayrıca Merkür-Uranüs karesi yaşıyoruz. Ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gereken bir dönemdeyiz. Tabii ki Merkür-Uranüs karesini belli bir zamandan beri yaşıyoruz. Yani Merkür Aslan Burcu'na girdiğinden beri yaşıyoruz. Fakat bugünlerde de oldukça etkin. Bu yüzden imzaladığımız şeylere, yaptığımız anlaşmalara, her türlü alışverişte attığımız imzalara çok dikkat etmeliyiz. Sonradan pişmanlık duyacağımız şeylerden de kaçınmalıyız diyorum. Şimdi doğru diyorsan bunlar önemli. Şimdi tabii ki yani Mars Plüto karesi Esra sert bir döngü değil mi? Çok. Esra Hanım anlatsın birazdan. Mars Plüto çok sert bir döngü. Evet, özellikle Zeynep hocamızın da söylediği gibi teraziler için, yengeçler için ve koçlar için zorlayıcı bir dönem. Özellikle 3. çeyreğinde doğmuş olan, yani 20 derecelerde gezegenleri olanlar bu burçlarda, onlar için çok dönüştürücü, zorlayıcı bir dönem. Ve bugün olan bu göksel konum, şu anda Mars ileri koçta. Ama Ekim ortası gibi yine bu Jüpiter Plüton kavuşumu olacak. Ama onlar şu anda retrolar. Retrodan Jüpiter Plüton kavuşumu retrodan çıkacak, ileriye geçecek. Bu sefer Mars retroda aynı yerde yine bu kare gerçekleşecek. Yani şu anda başlayan bir takım şeyler Ekim ortasında bunların etkilerini, daha zorlayıcı etkilerini, yani işte savaş, çatışma, kavga gibi etkilerini daha çok göreceğimizi düşünüyorum. Biraz buna hazırlıklı olmamız lazım. Kendimizi hazırlamamız lazım. Bugünler belki biraz o yaşayacağımız Ekim ayına göre azıcık daha nefes alacağımız zamanlar gibi görünüyor şu anda yaşadıklarımız. Güzel zamanlar var. Cumartesi gecesi, pazar gece yarısından sonra işte bir ay deniz kavuşumu var yengeçte. Hani dilekler, umutlar için belki güzel bir zaman olabilir. Evet, hani evet. Böyle minicik zamanları, her anın tadını çıkarmayı öğreneceğimiz, deneyimlerimize bunu katmamız gereken dönemler. Küçücük anların bile tadını çıkartalım. Şu masmavi gökyüzü, yağmur bile yağıyorsa denize düşen yağmurun tadını çıkartalım. Rüzgarın tadını çıkartalım. Gerçekten zor bir dönem. Yani karma karışık bir süreçten geçiyoruz. Şimdi Corona Australis üzerinde Zeno dün de gözlemlemişti. Corona Australis üzerinde, Oğlak üzerinde Jüpiter, Satürn aynı hatta devam ediyor. Aynı şekilde Mars Koç burcunda Betancaitos hattı üzerinde devam ediyor. Yani bu göç, altı Betancaitos denizle ilgili bir yıldız. Deniz savaşları, denizde çatışmalarla alakalı göksel sembolün yeryüzüne yansıdığını görüyoruz. Bir anda Betancaitos'a Mars geldiğinde bir anda aktifleşti. Ege'de herkes birbiriyle şu an oyun oynuyor. Ve bunlar sert işler. Ama bu tabii ki 19'unda kuvvetli bir yeni ay var. Yani 19 Ağustos'ta o kuvvetli yeni ay ile beraber Eylül'de yakında Mars'ın F pozisyonu, Uran pozisyonu, bunlar baya ciddileşecek kombinasyonlar. Yani aslında anda kalmamız lazım çünkü aralarda küçük açılar var, küçük değerler var, küçük yapılar var. O aralardaki değerlerden bazı fırsatları ve bazı şansları kullanmamız lazım. Nefes alacağımız şanslar işte cumartesi, pazar bunları kullanabilirsiniz. Ara ara böyle küçük kombineler var ama bir şeye çok dikkat etmemiz lazım. Öngördüğünüz gibi ekonomi gerçekten kötü ve bu gemi kayaya doğru gidiyor. Ama sırf ekonomi kötü değil ki. Bu kombinasyona baktığında dışarıda salgın hastalık var, içeride ekonomi kötü, neredeyse savaş var. Şimdi bana ne yapacağız dediğinizde yaşayacağız. Bunlar yaşanacak. Ondan dolayı kendinize temkinli olun. Çünkü Mars Plüto karesinin çözümü var mı? Evet, ne dersin? Yani yaşanacak olanları gösteriyor aslında. Yaşanacak olanların işaretleri bunlar. Mars Plüto karesinin bir önlemi de yok aslında. Bir çaresi de yok.
Özellikle Mars retro yapmaya başladıktan sonra daha zor bir dönem olacağını düşünüyorum yani. Eylül ayının 9'undan sonra biraz daha zor günler geliyor. Ekim, Esra'nın da söylediği gibi Ekim'in ortalarına doğru daha da zorlaşacaktır. Aralık'ta biraz daha hafifleyecektir. Peki Mars retro olanları nasıl etkilerseniz? Biraz anlatsana. Mars retro mesela hava gruplarında olan. İkizler'de olanlar, Kova'da olanlar, Terazi'de olanlar mesela 1971 Mars Kova retro'da. 1975-76 Mars İkizler retro'da. Veya Mars işte Koç burcu retro'da. Mars Terazi 67 retro'da. Ne geçebilirsek. Şimdi tabii ki ben bu retrolarla ilgili kendi adıma şunu gözlemledim ve deneyimledim. Mesela Mars retrosu olduğunda Mars retro olanlar daha hafif atlatacaktır. Merkür retrosu geldiğinde Merkür retro olanlar daha hafif atlatacaktır. Venüs'te de aynı şekilde diye söylesek de gerçekten bunun bir doğruluk payı var. Yani gerçekten sanki aşılı olduğumuz için doğarken bir tık daha az etkiliyor diyebiliriz. Fakat aslında bu biraz da Mars'ımızın nerede retro olduğuyla alakalı. Şimdi Mars'ı terazi burcunda retro olanlar bundan etkilenecektir. Neden? Burada birazcık temel astroloji bilgisi bilmek gerekiyor. Mars koç çünkü terazinin tam karşısı. Dolayısıyla bu insanlar Mars-Mars karşıtlığı yaşayacaklar. İkisi de retro olsa da bu aslında 2-1+ getiriyor diyemeyiz buna. Çünkü zaten zayıf olan bir noktanın karşısına aynı zayıflıkta Mars koç burcunda ve açıları kötü olan bir Mars geliyor. Dolayısıyla da onları çok fazla seni etkileyecektir gene. Nasıl etkileyecektir? Kişisel doğum haritalarında o Mars'ın hangi evde retro olduğuyla alakalı etkileyecektir. Ama Mars retro kovaları bir tık daha hafif etkileyebilir bu dönem. Çünkü gerek bu Oğlak'taki gezegen topluluğu, işte Plüto, Jüpiter gibi gezegen topluluğu kova burcuna daha iyi bir açı yaptığı için ve Mars retro koç kovaya, retro kovaya daha iyi bir açı yaptığı için çok daha hafif atlatmalarına sebep olacaktır. Zaten biz astrolojide hep şunu öğretmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bunun bir ezberi yok. Bunun genel geçer bir kuralı yok. Her harita kendi içerisinde özeldir. Bunun için bu retroları da kişiye özel haritalarımıza değerlendirmek daha doğru olacaktır. Bizim şu an yaptığımızda genel gökyüzüne bakarak yorum yapmaktır. Genel gökyüzüne baktığımızda açılar fena olduğu için yani Mars retrosu Oğlak'taki tüm gezegenlere kötü açı yaptığı için bunu global olarak söyleyebiliyoruz ama genel doğum haritalarında daha hafif atlatanlar da elbette ki olacaktır. Doğru. Şimdi bu 15 Ocağı kadar devam edecek bir süreç Zeyno. Şimdi bu 15 Ocağı kadar devam edecek bir süreç. 15 Ocağı kadar demek ki gökyüzünde ciddi bir çatışma döngüsü var. Mars Pluto şiddetle alakalı. Mars Satürn kemik kıran açısı diyoruz ve savaş açısı diyoruz. Demek ki dünyanın belli bölgelerinde savaşlar, çatışmalar. Bir de bu bizim ülkemizin haritasındaki Mars'ın karşısında. Bizim Mars, ülkenin Mars'ı Mutual Reception'da... Zayıf bir Mars'ımız var. Terazi burcunda dördüncü evde Mars'ı var. Bu durumda bu Mars retrosu bizim 10. evimizde olacak demektir. 10. evde aslında direkt devlet büyükleri bunları içeriyor. Allah yardımcımız olsun. Ülke bir şekilde fazlasıyla etkileneceğe benziyor. 10. Vatan bütünlüğü, tabii. Toprak aile kavramları, otoriteler, evet. Otorite konumunda kişiler, ki toprağımız daha tabii. Çok, bunlarla alakalı sorunlar. 10. evin içinde ama MC'dedir. MC'de balık olduğu için 10. evin içinde yani gene de ucuz atlatacağız, gene yırtıyoruz. Ben diyorum ya bu ülke şerbetlidir diyor arkadaşlar. Bilelim. Böyle bir... Evet. Evet, payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekten öngörüsü. Evet. İlelebet payidar kalacak ama zor bir süreç geliyor. Yani bu işin yani ahı ohu yok. Daha önce 2020 Ocak ayında yaptığımız yorumlara pek çoğunuz inanmadınız bile. 2020'nin Mart'ından sonra uf olduk hep beraber. Şimdi aynı şekilde 2021'in Ekim'inde uf geliyor. Ama ufun ayak sesleri bu. Ondan dolayı bir şey unutmamamız gerekiyor. Paranıza,
pulunuza, işinize, gücünüze sahip çıkın. Bu arada başka... Bir kartal uçuyor. Ya, ya, bir evet. Yırtıcı bilmiyorum kartal. Yırtıcı uçuyor, doğru. Yırtıcı uçuyor. Tam bunları konuşurken. Evet, evet. Kişisel anlamda da bu Mars'ın... Mars özellikle bu, evet, bu oğlak, oğlağı da kara yapıyor. Terazi karşıt yapıyor, yengeçe kara yapıyor bu Mars retrosu. Mars kendi Mars'lara, güçlü olanlara. Ama en çok hani Mars oğlakta güçlüdür. Yengeçe ve en zorlanacaklar Mars'ı yengeçte retro olanlar diye düşünüyorum. Evet, tabii. Onu zor etkiler yani Mars'ı terazi yengeçte. Terazi de zorlayacak Mars terazi retrolarını ama onların biraz daha kendilerini koruyup gerekiyor değil mi? Zorlanacaklar. Bana doğru tutarsanız şimdi de ben şey söyleyeyim. Şimdi burada tabii ki ana grupta bir koç. Koç grubu. Yani bu retro koçta. Altı oğlak. Koç ve oğlak yükselenlerin daha temkinli ve daha dikkatli olması gerekir. Birinci düzeyde koç burcunu, ikinci düzeyde de oğlak burcunu etkiliyor. Oğlağın üzerinde zaten halay var. Oğlak astrolojide Satürn, Pluto, Jüpiter halay çekiyorlar. Koruyucu açılarda yeterince yok. Yani aslında şey satranç gibi düşünün. Satranç bilenler o zaman şöyle söyleyeyim. Gökyüzü koç ve oğlan şah çekecek. Eğer doğru düzgün savunması varsa, eğer hayatını doğru düzgün yaşamışsa, hayatını koçun dürtüselliğiyle, oğlan işte o temsil ettiği aşırı konservatif savunma hattıyla geçirmemişse bu dönemden çıkar. Ama yoksa bu dönemden çıkmanın kolay değil. Yengeçler ve teraziler de etkilenecek bu süreçten. Teraziler biraz da yengeçlere göre daha yoğun etkileniyor. Ama yengeçler de işte iş ortaklıkları, evlilik, ilişkiler bunların hepsinde belirgin olarak etkileniyorlar. Bunlar ana burç grupları. Öncüler üzerinde oluyor bunlar. Öncüler biliyorsunuz koç, yengeç, terazi ve oğlan. Buralarda bir baskı var. Ama bunun yanında bir kova olabilirsin, bir boğa olabilirsin, bir yay olabilirsin ama senin doğum haritanda yani Mars'ın oğlaktadır, Satürn'ün yengeçtedir, karşıdadır. Yani eğer bir doğum haritanı bilmiyorsan doğum haritandaki unsurlar da bu burçlara yerleşen gezegenler baskı altına girecek. Yani bu üçüncü evden bir anlaşmanın problemi de olabilir, dördüncü evden bir aile sağlık sorunu da olabilir. Örnek verelim. Venüs'te yengeç bir Venüs'ünüz varsa o zaman sevgi ilişkilerinizle ilgili, ailenizdeki bireylerle alakalı aranızdaki ilişkilerde sorunlar olabilir demektir gibi düşünün. Veya gezegenin niteliğine göre bu değişir arkadaşlar. Hangi evde hangi gezegen varsa ona göre bu değişecektir. Yani mikrofonu kapatmışız telefonu tutarken, bir daha tekrarlar mısın Zeyno? Örneğin yengeç burcunda bir Venüs'ünüz varsa bu yengeç burcundaki Venüs'ünüz baskılanacaktır. Veya işte koç burcunda bir ayınız varsa bu baskılanacaktır. Bu da ne demek? Ayınız hangi evdeyse onunla alakalı konularda sıkıntı yaşayacaksınız. Venüs'ünüz yengeçse sevgi ilişkilerinizle alakalı, duygusal hayatınızla alakalı, aile bireyleriyle aranızdaki ilişkilerle alakalı sorunlar olabilir demektir gibi düşünün. Yani yengeçte, oğlakta, koçta ve terazide herhangi bir gezegeni bulunanlar o gezegenin konusuyla alakalı da sorun yaşayabilirler. Evet. Şimdilik bu kadar diyorum ama birkaç tane benim dediklerimi anlayamamışlar. Ben gene tekrarlayayım onu. Şuradan tutarsan galiba mikrofon. Mikrofon nerede? Aşağıda o yüzden. Şimdi ben şöyle söyleyeyim o zaman. Koç, terazi, yengeç, oğlak çok keskin olarak etkilenecek. Koç, yengeç, oğlak ve terazi de gezegen kombinasyonu olanlar zararlı bir şekilde etkilenecek. Ama bu kombinasyonlara 60'lık, 120'lik gezegen kombineleri olanlar bu işi ucuz atlatacak. Hatta küçük bir azınlığın hayatı da çok olumlu değişecek. Yani gökyüzünde büyük, yıkıcı gezegen kombineleri varken küçük bir azınlık her zaman çıkışta olur. Unutmayın, Suriye'de büyük bir yıkım oldu ama bir kısım insanlar da çıkışta. Libya'da da aynı şekilde.
yerde bir kısmı insanlar çıkmışlar. Yani bunun için haritayı görmek önemli. Ama biz genel olarak baktığımızda bana pek çok mail geliyor, binlerce mail geliyor. Ekonomi ne olacak diye. Valla arkadaşlar yani kusura bakmayın. Yani bana şimdi gelmiş altın arayayım mı diyor, dolar arayayım mı diyor. Ben sana Kasım'da söylemişim bunu. O zaman deseydim, ya dedim affedin ben şimdi bu kadar yüksekten sana altın dolar al diyemem ki yani. Şimdi onu sen Kasım'da ciddi arayacaksın, Aralık'ta ciddi arayacaksın, 6 ay olmuş, şimdi ben vermeyeceğim. Söyledik sana işte Kasım'da, Zeynep Hoca'na söyledi, salgın hastalık geliyor. Ocak'ta söyledik size, salgın hastalık geldi, işler kötü, geleceğini görüyoruz. Bunların hepsi söylendi, yani bizler haricindeki çok değerli başka astrolog arkadaşlarımız da söyledi. Ya yeterince ciddi anlıyorsunuz astrolojiyi, ya da anlattığımızı dinlemiyorsunuz, biz ne yapalım yani. İş bittikten sonra, hasta öldükten sonra, hasta ölebilir, hasta ölebilir demiştiniz. Hasta öldü, şimdi ne yapacağız? Gömeceksiniz, ne yapacaksınız? Yani bunun mantığı bu. Onun için bundan sonra ben hiçbir yatırım tavsiyesiyle size bulunamam. Çünkü piyasalar çok oynak. Bulacağımız her tavsiyede kaybedebilirsiniz. Daha önce kendilerine çeşitli yatırım yapmış olan arkadaşlarımız kazandılar. Bunun haricinde de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu pandemi ciddi iş. Bir kısım astrolog arkadaşlar yok pandemi yok 5G ıvır zıvır ya bakın ben böyle şehir efsaneleriyle uğraşmam. Benim işim ciddidir. Ben bu işin matematiğiyle uğraşıyorum. Hayatımı verdim. Bu pandemi görünüyor göksel sembolü. Çok ciddi bir salgın hastalık. Yok Almanya'dan doktor çıkardılar. Yok İtalya'dan bilmem ne çıkıyor. Kardeşim İtalya'dan belki bir üretisi. Belki doktor bile değil. Belki bahçıvanın peki. Önüne Alman bilmem ne. Onlara inanmayın. Çok ciddi bir salgın hastalık var. Ve bu salgın hastalığa karşı önlem alın. Biz şu anda maskelerimizi birlikte olduğumuz için çıkar. Normalde bir de maskeyle, bir de dezenfektanla geziyoruz. Şu anda hoca siz neden maske takmıyorsunuz derseniz maskelerimizi aslında bizle birlikte dolaşıyoruz. Bunun için buna çok dikkat edin. Maskeye, sosyal mesafeye. Okullar açılacak mı? 21 Eylül'den sonra gene ertelenebilir. Aklınızda bulunsun. Yine bazı ertelemeler söz konusu olabilir. Hani bu yıl doğru düzgün bir örgün eğitimini ben çok da yapabileceğini zannetmiyorum. Şu Covid'den dolayı. Bunu unutmamamız gerekiyor. Başka diyebileceğim ne var? Mars retrosundan sonra Kasım'da bir de Merkür Akrep retrosuna gireceğiz. Mars retrosunda aktif olmuş olan olaylar Merkür retrosuyla da aktifleşecek. Umudunuzu kaybetmeyin. Yani o umutsuzluk enerjisine girmeyin, gerçekleri görerek girin. 14 Ocak'tan sonra bir anda her şey yavaşlamaya başlayacak. Bazı şeyler düzelmeye başlayacak. 2021'de evet Mart zor, Nisan zor ama aralardaki aylar dahi 2021'in Haziran'ından sonra pek çoğumuz diyeceğiz ki bayağı bir rahatlık. Öyle umuyorum. Çoğunlukla yanılmadım. 2021 Haziran'a kadar ayakta kalmaya çalışın. Maddi manevi duygusal. Bu dönemde bir şey daha dikkat edin. Mars kadın erkek ilişkileriyle ilgili bir gezegen. İleri bir gezegen. Gereksiz kadın erkek şiddeti, gereksiz tartışmalar, ani öfke patlamaları geçtiğimiz 3 gün bunlar çok aktifti. Bu önümüzdeki 3-4 gün daha böyle. Bunun yanında Pluto Mars aldanmak, aldatılmak gayrimeşru ilişkilerle alakalıdır. Bu tip ilişkilerle ilgili onirit, karanlık enerjileri de temsil eden bu tip konularda dikkatli olmak lazım. Ben şöyle söyleyeyim, ahlaklı olan insanın başına çok daha şey gelecek. Yani gökyüzünde şu an hepimiz bir ahlak sınavı yaşıyoruz. Hepiniz sevgiyle kalın arkadaşlar. Yarı kalan değil benden bugünkü sohbetimiz bu kadar. Saygıyla kalın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Sevgiler hepinize. Esra, son olarak söylemek isteyeceğim bir şey var mı? Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Derslerde buluşuruz. Evet, son olarak bir etrafı gösterelim şöyle.